bugün eylemlilik sürecimizin yürüyüş eyleminden önceki son eylemi. Bugün Doktor Aynur Dağdemir'i anıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa, güvenli iş yerleri istiyoruz. Türk Tabipler Birliği olarak başlattığımız mücadele programında her hafta ayrı bir talep ile sesimizi yükselttik. Ancak bu hafta bizler için ayrı bir öneme sahip. Samsun'da görev yaptığı esnada birlikte çalıştığı sağlık çalışanının eski eşi tarafından bıçaklanarak katledilen Doktor Aynur Dağdemir'in bugün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Dağdemir çalışma arkadaşını şiddetten korumak isterken öldürüldü. Bu olay sağlıkta şiddetin ve kadına yönelik şiddetin en can yıkıcı noktasında duruyor sevgili Aynur kardeşimiz. Doktor Aynur Dağdemir çalıştığı özel hastaneye elinde ekmek bıçağıyla giren erkek tarafından 6 yıl önce bugün öldürüldü. Doktor Edip Kürklü'yü, Doktor Göksel Kalaycı oğlunu, Doktor Ersin Aslan'ı, Doktor Kamil Furtun'u, Doktor Hüseyin Ağır'ı, Doktor Fikret Hacı Osman'ı da iş yerlerinde uğradıkları şiddet sonrası kaybettik. Kayıplarımızın yanı sıra meslektaşlarımız iş yerlerinde bıçaklı, silahlı, sopalı, oraklı, taşlı fiziksel saldırılara uğruyor. Klinikler ateşe veriliyor, her birimiz her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz. Yalnızca 2020 yılında 12 bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşanmıştır. Yaptığımız ankette hekimlerin %84'ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Tüm bunlara rağmen hala iş yerlerimizde şiddetten koruyacak önlemler alınmazken çıkarılan sağlıkta şiddet yasası algıyı yönetmeye çalışmak dışında bir işe yaramamıştır. Şiddete yalnızca hastaneye başvuranlar tarafından değil, ekranlardaki dizilerde, gazetelerdeki köşe yazılarında, politikacıların sözlerinde, idarecilerin baskılarında da tanıklık ediyoruz. Çıkarılan SABİM hattı ile de tüm hekimler Sağlık Bakanlığı tarafından psikolojik şiddete, ağır duygusal yüke maruz bırakılıyor. Acil asistanı olarak görev yaptığı sırada SABİM'e yapılan haksız başvurular gerekçe gösterilerek iş yerlerinde sürekli mobbinge maruz kaldığı için canına kıyan Doktor Melike Erdem ne yazık ki bu şiddetin en ağır göstergesi olmuştur. Sağlıkta şiddet, genel şiddet ikliminden, siyasetçilerin şiddet üreten politikacılarından da ayrı düşünülemez. Özellikle son yaşanan olaylarda erkek hastalar tarafından kadın sağlık çalışanlarına yönelik ard arda gelen saldırılara tanıklık ediyoruz. Elbette bunların tesadüf olmadığını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bir yandan kadına yönelik şiddete dur demek için İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken, diğer yandan hekime, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sonlanması için etkili ve caydırıcı yasaların çıkması için mücadele veriyoruz. Birlikte çalıştığı sağlık personelinin eski eşi tarafından öldürülmesine engel olan sevgili Aynur Dağdemir'in cesaretli dayanışmasını büyütmek ve şiddeti bitirmek için birlikte mücadele ediyoruz. Hekimlerin gördüğü her şiddete, yaşamdan hoyratça koparılan her kadında yüreğimiz ve aklımızda söz veriyoruz sana Aynur. Söz veriyoruz Melike'ye, Ersin'e, Kamil'e, Gülnur'a. Artık şiddet doğuran sağlık sisteminde, güvensiz iş yerlerinde çalışmak istemiyoruz. Birimizin daha aramızdan alınmasına tahammülümüz yok. Sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkmasını istiyoruz. Sağlık kurumlarında şiddeti önleyen fiziksel değişiklikler yapılmasını istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulup etkili bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. İş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 Sözleşmesi'nin imzalanmasını talep ediyoruz. Sağlıkta, sokakta, evde şiddetsiz, sağlıklı bir dünya için mücadeleye devam edeceğiz. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.